Dokunduğunuzu alıyorum. Çaki mi oldun lan sen? Yok, o IQ'su 5'e düştü ben. Gitti, gerizekalı oldu. Reyona dokunamazsın, ürüne dokunacaksın. Çüş, reyonu alamam. Ayran, kavga edeceğiz ama ya. 2800 liralık dokunamazsın, sen ağzını s**tır. Ayran, masrafsın masraf. Rahat edemedi. Ne oldu? Kuş mu seviyorsun sen? Ya siz kuşla mı tanıştınız hayatınızda ilk defa? Yes! Çok keyifli bir videoyla karşınızdayız hocam. Sizi hayatta en çok sevdiğim, Merve'den sonra en çok sevdiğim iki tane şeyle tanıştırmak istiyorum. Bunlar benim her gün hayatımı daha güzel yapıyor. Yaşama bağlanmamı sağlıyorlar gerçekten. Bugün de biz onları mutlu edelim istedik. Bir gün de onları alışverişe getirelim, eğlendirelim istedik. Bursa'ya geldik. Türkiye'nin en büyük pet shop'una getirdik bu otları. Şimdi özel konuklarımız var. Konuklarımız geliyor. Devam! Allah! Kimler geliyor? Tamam. Bu eşek sıpası benim ilk göz ağrım. 5 yaşına girdi. Babasının gülüdür kendisi. Tam bir şerefsiz. Her yere çişini kakasını yapar köşelere. Ama dünya tatlısıdır. Biz bununla böyle bütün gün böyleyiz. Eve gidiyorum ben akşamları ve sabaha kadar yalıyor böyle. Yalatalım. Sabaha kadar böyleyiz böyle. Bir meditasyonu gibi. Hayatta beni en çok rahatlatan, en çok mutlu eden şey bu piç. Şimdi geliyor, biliyorsunuz bizde bir tane de büyük var. Bir tane de kedimiz var ama ben ona sabah sordum gelmek istiyor musun Nohut diye. Miyev dedi, döndü gitti arkasına. O burada çok rahat etmez diye onu getirmedik. Ayran geliyor. Hoş gördün. Hoş gördün güzel kızım. Hoş geldin, kalk. Ayran gel. Ayran otur. Bütün komutları birbirine karıştırıyor kendisi ama ayran pati ver çak. Aferin şişko. Gel kalk otur. Kalk. Ayran kalk. Otur. Kalk. Gel. Ödül mamamız var mı? Şey gibi değil mi ya? Ayranın köpeği benmişim gibi durmuyor mu? Ayran. Gel kalk. Bu şişkolaya göre iyi değil mi? Bakar mısın şunun güzelliğine? Ayranın en güzel hareketi bu. Dur şimdi bak, herkesin hareketlerini göstereceğim. Tavukta tek bir hareket var. Tavuk. Otur. Bu kadar. Başka bir hareket yok. Bir de şu var. Bekle. Alma. Bekle. Alabilirsin. Aferin. Ben bunları çok kibar yemek yemeyi öğrettim. Bunda da bak neler var, hemen gösterelim. Ayran. Yat. Bekle. Otur. Kalk. Bekle. Bekle. Yavaşça. Aferin sana. Görüyor musun bak, işine gelince nasıl hareket yapıyor abi. Bütün bildiği hareketleri sırayla sergiliyor. Tutuyorsun bunu, hiçbir şey demene gerek yok. Şimdi bu arkadaşların dokunduğu her şeyi alacağız. Böyle bir problemimiz var ama şimdi ben Ayran'a çok güveniyorum. Çünkü annesine çekti o cimri. O hiçbir şey dokunmaz, hiçbir şey aldırmaz bence. Ama tavuktan çok ümitli değilim. O benim gibi daha gördüğü her şeyi alıyor. Zaten köpekler biliyorsun sahibine benziyor ya. Tip olarak da benziyor bence. Huy olarak kesin benziyor zaten. Hadi hazır mıyız? İçeri giriyoruz. 3, 2, 1. Hadi alın istediğiniz. Hadi kuş. Dünyanın en yorgun, en üşengeç hayvanı bu ya. Ayran. Hazır mıyız? Salıyorum bunları. Guys, hazırsak. Hadi bakalım. Dokunduğunuzu alıyorum. Bu muydu ya? Yürü. Ayran yürü. Neye dokunursa. Ayran. Kuyruğu buna değdi. Tavuk da ona değdi. İkisini de alıyorum. Ayran ona da değdi. Oğlum 3 tane mi alacağız kedi? Ne yapacağız bu kadar kedi? Merve kafama atar benim bu kedi. Ayran çok değiyoruz. Şu mu? Şu, bu ne? Bu ne, mama taşıma kabı mı bu? Ayran. Frisbee? Frisbee oynar mı acaba? Gel bakayım Ayran, gel. La dur ya, batırdı bizi Ayran. 3 saniye oldu dükkana gireli, dur. Hepsini almayalım dokunduğu kategoriden. O zaman bir tane alıyorum. Vallahi oğlum eve nereye koyacağız bu kadar şeyi Allah aşkına bak. Ayran dokunma bir, dur. Takip edemiyoruz neye dokunduğunu, her şeye dokunuyorsun, dur bir. Aferin. Aferin sana. Bunları alalım. Şimdi bunların hepsini şurada bir yerde topluyoruz. En son bakalım ne almış olacağız ama. Tavukçum. Gel bak, şurada kıyafetler var. Bak bakayım ekstra beğendiğim bir şey var mı? Dur ben ona seçtireyim. Tavuk. Hangisi? Ama bunu daha çok seçtiler gibi. Bunda değil mi bu karar? Bence de. Tavuk önce bunu düşündü. Ayran buna dedi. Sonra Ayran'ın da fikri mantıklı geldi tavuğa. Ondan birlikte bununla karar kıldılar. Nasıl, yakıştı mı? Ben çok sevmiyorum kıyafet giydirmeyi ama genelde üşüyor, buna mont falan giydiriyoruz ama ilk defa böyle bir şeye girdim. Komik bir çağrı oldu bu. Çaki mi oldun lan sen? Çaki gerçekten. Hadi yürüyün gel. Ayran nereden gidiyoruz? Allah'ım delirdi, IQ'su 5'e düştü hayvanın. Ayran işte, bekle, otur. Bekle. Aferin. Hadi gel. Yok, o IQ'su 5'e düştü ben. Gitti, gerizekalı oldu. Ayran. Bak burada böyle güzel kemikler var. Ha?
Kemik be, var mı beğendiğin kemik? Ha, dokundu, aldık. Var mı başka? Bu güzel bence zaten. Başka var mı burada beğendiğin? Ha, tavuk buna dokundu, aldım. Buna dokundu, aldım. Reyona dokunamazsın, ürüne dokunacaksın. Çüş, reyonu alamam. Reyona al diyor bana, anca doyarım diyor. Haklı. Bak ne oluyor biliyor musun? Tavuğa şöyle bir tane kemik veriyoruz. Bunu bir haftada yiyemiyor. Bak şunun bir tanesini bir haftada yiyemiyor. Ayrana şunu veriyoruz, 15 dakika. Çok komik abi. Neye dokundun sen yine bak? Bir şey sallanıyor, şuna dokunmuş bu. Var mı başka beğendiğin kemik? Gel buraya gel. Ayran. Ha, su mu içiyorsun? Gel gel. Su molasına gitmiş yani. Çekimde arada mola verir. Bu var. Ne diyorsun? Güzel gibi. İster miyiz? İstedik artık. Tavuk o sana çok büyük. Sen o kaldıramazsın. Senden ağır bu. Kime de ya abi yine mi kedi evi alacağım? Kaç tane kedi evi istiyorsun? Niye istiyorsun kedi evini sen? Bu ne abi? Ayran ya gerçekten. Ne yapacağım ben bunu? Merve biz dövecek akşam ya. Almayacak ki bu kadar şeyi evi. Gel şu aralara gel. Burası kedi mi? Çok şey var abi burada. Gel. Yeni kap, mama kabı, su kabı, ayran. Kavga edeceğiz ama ya. Oğlum sen şunda nasıl içeceksin güzel kızım çocuğum? Tavuk da buna dokundu. Aa, böyle yapamayız. Böyle yapamayız. Vallahi olmaz böyle. Batacağız. Buna da mı? Bir tane küçük mama kabı kilitledi bize. Bir tane daha küçük mama kabı kilitledi. Bir tane döndürmeli mama fırlatan bir şey kilitledi. Bu neymiş ya? Anlamadım. Neyse aldık bunları da. Aa, gitti mama mı aldık? Buna mı dokundu? Tavuk. 2800 liralık dokunamazsın. Sen ağzına sıçarım. 2800 liralık dokunma. Mama reyonunu geçebilir miyiz? Batıracaksınız beni. Gel buraya gel. Ayran. Tasma. Tasma var mı tanıdık istek tasma? Hayır ama. 3 adım atıyor oturuyor. Bekliyoruz. Atıyorum tut. Ho. Var mı ayran? Bak. Bak sağa bak sola bak. Sağa bak sola bak. Ne aldı yine? Nohuta mı aldın ya? Bak düşünceli şerefsiz. Nohuta kedi kumu götürelim değil mi? Bu arada nohutun bütün kedi kumlarını ayran yiyor. İçindeki kakalarıyla birlikte yiyor bu arada. Öyle bir şeyi var salağın. Bu salak her şeyi yiyor gerçekten ya. Kedi kumu aldık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu? Soğuk bandanaymış. Boğazını estirsin diye ayranın. Ama bu salak senin boğazına olur mu bu sence? Bu senin patine bile olmaz. E bunu da aldık. Var mı başka buradan istek? E ki sen burada isteyebileceğin bir şey. Gel buraya gel. Nasıl yani? Köpek ayakkabısı mı varmış? Gel bakayım. Aldık artık tavuğa. 4 tane mi alıyoruz bundan? Tabii 4 ayağı var çocuğun. Nasıl yapacağız bunu ya? Bir de çok büyük bu tavuğa. Evet. Seneye de gel hocam. Bence bu yürüyemez böyle söyleyeyim bak. Ya aslında olsa ne güzel değil mi? Bak patilerini silmene gerek yok. Patileri zarar görmeyecek. Aslında çocuk için çok iyi. Oldu mu? Tavuk. Oldu mu? Rahat edemedi. Ne oldu? Çocuğun eli ayağı birbirine karıştı aşkım. Ne aldık biz? Peluş köpek oyuncağı. Oğlum bunu bu 3 saniyede parçalar ki. Ayran. Ayran bak gel gel güzel bir şey buldum sana gel. Bunu aldım tamam tamam aldım kızma. Bir ısırık ister misin? İstersin tabii. İstemez. Bak şunlar güzel. Kemikmiş ama plastik kemik olduğu için bir de aromalıymış bu. Normal kemik işte bitiyor, kayboluyor, bir şey oluyor, kırılıyor. Bu ne güzel. Bunlardan bir tanesini seçsin ayran. Gibriye. Şeytan geliyor. Şimdi tavuğa da küçük bakacağız. Ayran hangisi? Tamam bu oldu. Al bakayım. Ayran bunu yer misin? Olacak işte. Neyse tavuk gel sana. Bunu aldık zaten artık. Şurada küçük de sana. Küçük ister misin? Al bakayım. Aferin, aferin. Aldı gidiyor. Bu böyledir. Oyuncağını alıp gider. İstifçi ya. Bak şimdi dükkanın her yerinde beğendiği ürünleri alıp gidip bir köşeye saklamıştır bu. Beğendin mi? Evet tamam sevdik. Ben köpek oyuncaklarına bayılıyorum çünkü evde bunlar zibil tane şeyle oynuyor. Sürekli bir şeyi kemiriyor. Oyuncak vermezsen de genelde bizim merdiveni keviriyor. Bizde iki basamak yok merdivende yani. Koca tahtalar yok. Yiyor, ayran yiyor. Tavuk da yiyor bu arada. Başka ne var? Oo bak gel çekiştirmeli. Ben şöyle tutuyorum o öyle tutuyor gel. Ayran kemirmek ister misin? Heh, çek ısır ısır. Ayran. Aha dokundu aldım. Ne bu tenis topu tamam oynarsın sen bunu. Şu ne? Pet top. Bununla da oynarsın. Ayran Merve ben geberecek yemin ediyorum. Çok şey alma çok şey alma. Çok şey alma cimri dedik sana. Hani cimriydin annene çekmiştin sen gerizekalı. Ayran masrafsın masraf. Sonsuz tane topumuz oldu gerçekten. Neye dokundun? Buna. Aa, bu kedi, bu da kedi evi artık. Çüş. Yok, kedi evi limitimiz doldu. 5 tane kedi evi aldık. Buna kim dokundu? Tavuk mu dokundu? Ayran getir ama onu. O kadar oyuncak var. Bir tek o topa mı tutuldun ya? Topa takıldı gerçi. İnanılmaz bir karakter. Ayran. Ayran. Nereye dokunuyor? Tavuk. Aman ayran. O sanki kuşlara bakıyor gibi. E kuş mu seviyorsun sen? Kuş versek yer mi acaba? Şunlar da çok tatlıymış ya. Ne istiyorsun sen? Yok kuş alamayız. Senin kuşun olamaz. Bir evcil hayvanın evcil hayvanı olamaz. Allah'ın cezası. Sana evcil hayvan mı alacağım lan? Bence ama bak bir kuş alsak bunlar alırsa benim korkum şey nohut. Bizim kedi bunu yer diye korkuyorum. Alışsa belki bunu ve kafasında gezer sürekli kuş. Çok komik olmaz mı ya? Neye dokunuyor? Alo dokunmadı yiyor bir şeyleri bu. Ayran bu ne? Kuş kafesinde kuşun duracağı çubuğu uygun gördü ayran. Şunu alıyoruz. Ayran. 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 Ayran ne diyorsun?
Sevdin mi? Bir şey diyeceğim, kuş da sakinleşti bu arada. Çok enteresan. Rahat gibi ve bakışıyorlar. Ya siz kuşla mı tanıştınız hayatınızda ilk defa? E sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar tatlısın. Tarak reyonuna geldik. Şimdi ben bir güzel taraklar alayım istiyorum ama bunlar şimdi güzel olmayan tarağa dokunursa ne yapacağız? Tarak çeşidi çok. Küçük köpek ayrı, büyük köpek ayrı, kısa tüylü ayrı, uzun tüylü ayrı. Heh, ne alıyor? Var mı buradan istediğin bir tarak? Bak bakayım buralara. İstediğin bir tarak var mı çocuğum? Tabak. Dokundu. Bunu aldık. Var mı başka? Gel Ayran şuna dokunsana. Aa dokundu. Tamam. Bir de tavuğu alacağım. Tavuğu da şundan alacağız. Al. Kasa gibi olmadım. Barkod okutuyormuşum gibi. Bir de şu da silikon uçlu. Bu da güzel. Bundan da alayım. Didüt. Bunları zaten alasım vardı. Size kilitledim. Gel bakayım. Tavuk da seçmiş olsun. Didüt. Bayağı bir şey aldık. Almaya da devam edeceğiz. Hadi bakalım gençler. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi Nonay. Ödül maması vereyim size gel. Kim ödül maması ister? Kim ödül maması ister? Otur. Otur. Bekle. Alabilirsin. Bekle. 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 Hayır. Bekle. Ya Ayran ya bu kadar üşengeç olamazsın. Hayır hayır. Alabilirsin. Al bakalım. Aferin. Salyaları aktı. Her yeri salya oldu ya. Hadi kalkın devam. Gerçekten Ayran bak buradaki en büyük tasma hangisi şu. Bu Ayran'ın tasması. Birebir bu. 50 kilo ya. Hayvan bu 42 kilo. Şu 4 kilo. Çok komikler ya. Bizim kedi 8 kilo. Şunun iki katı kedi ya. Dokundu. Neye dokundu? Aha. Ulan tavuk ya. Bu mu? Neli mama bu? Şey kuzu. Kuzu yemezsin ki sen. Bu mamalar pahalı arkadaşlar. Eskiden şöyle bir kutuyu 200-300 liraya alıyorduk. Gidiyordu. Aha. Tavuk. Yeter. Bak kavga edeceğiz. Oğlum dokundu 2600 liralık mamaya dokundu. Yanındaki 610 liraydı ya. Aman tavuk aman. Batırdın bizi batırdın. Hop. Tamam. Çok mamamız oldu ya. Ya ben bir de günün sonunda kasaya geldiğimizde kaç para çıkacak onu da çok merak ediyorum. Kaçarız en kötü. Oğlum her şey alası geliyor insanın ya. Bak tavuk. Dokun. Normalde ben bunu kendi sırt çantamı açıyorum. Arasına fermuarı koyuyorum. O orada takılmayı çok seviyor. Bütün gün boynumda gezdiriyorum onu öyle. Bunu gördüm. Bu dünyanın en güzel aleti. Ana koca. Bunun hayatta en sevdiği şey böyle durmak. Bak sonsuza dek bütün gün böyle durur. Bazen 5 saat inmiyor çantamdan. Çok seviyor burayı. Montumun içine sokuyorum bazen. Montun içinde duruyor böyle. Ve saatlerce durabiliyor yani. Gel böyle daha güzel seçersin Tavuski. Ayran ama seni buraya... Büyü var mı? 42 kiloyu şöyle düşünsene çok komik olmaz mı? Bak bu su veriyor. Otomatik böyle su döndürüyor. Sevebilirsiniz. Bu da su fıskiyesi. Bunu da sevebilirsin yine. Tavuk. Sana diyorum kimse dinlemiyor beni. Aa ödül mamaları. Milyon tane ödül maması. Gel ödül maması seçelim. Gel buraya. Islak mama seç kendine. Islak mama seç. Gel bakayım. Beğendin mi lan? Ha güzel bir şeymiş bu. Ayran? Harika bir şeymiş bu. Ya seni yerim salak. Neliymiş bu? Bezelye ve havuç ya. O zaman bunlardan birkaç tane alalım biz. Kalk kız. Bir şey diyeceğim. Kediler de artık çok şanslı. Ulan bunlar çok iyi. Bak şeyde bizim zamanımızda vardı ya bunları Hyptrix miydi neydi? Şey buzluğa atıyorduk. Sonra onları çıkartıp dondurma gibi yiyorduk. Kedilere de yapmışlar aynılarını. Köpeklere de yapmışlar. Bak çeşit çeşit. Bunları açıyorsun böyle tip yapıyorsun veriyorsun. Çok iyi. Bunlardan birkaç tane. Tavuk seç. Nohut hangilerini alalım? Bak bakayım. Tamam dur ben şöyle seçeyim. Abim nohut almazsak şimdi evde olay çıkar. Mama ister miyiz? Mama. Ayran. Yoruldu oğlum hayvan. Bitik bir hayvan bu ya. Gerçekten spor yapması lazım ama şişkosun Ayran. Kilo vermen lazım. Oğlum bir sürü daha kedi şeyi var gel. Kedi yoğurdu. Bunu da kediye emcik. Latte mi? Nasıl yani latte mi içiriyorsun kediye? İçerelim. Tavuk var mı istedik? Dokunmuş olsun da. Şimdi benim artık şeyime alışverişime geçtik. Ne yapayım ben de çocuklarıma alışveriş yapacağım. Bunlar kendilerinin ne ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Bakım ürünleri önemli. Bu pati temizliyor. Böyle patiye fış fış yapıyorum böyle temizliyorsun. Kuru şampuanlı güzel bu. Kuru şampuan istiyorum. Islak şampuan, normal şampuan istiyorum. Somon yağı da alalım. Mamasına koyalım. Şimdi bunlar da kediler tüylerini rahat çıkarabilsinler diye. İşte normalden tükürüyorlar biliyorsun tüyü mağ oluyor. Bunda da dışkıyla birlikte çıkarıyorlarmış. Bunu da deneyelim. Yalgılım. Ha burada da bakım ürünü var. Göz temizliği. Göz temizliği çok önemli. Şimdi bu küçük ıtırlarda çok fazla oluyor. Gözlerinin etrafında full çapaklanma oluyor. Gözleri akıyor. O yüzden gözlerini temizlemek önemli. Ha, bu kulak için. Bu diş için. Bu da göz için değil mi? Evet. Bir tane de diş fırçasıyla diş macunu alıyorum. Bu diş fırçalarını parmağa takıyorsun böyle. Ağzına fış 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 yapıyorsun. Macunun tadı da muhtemelen bunların seveceği böyle ödül mamamsı bir şey oluyor ki. Hocam şimdi bunlar için daha da komik bir şey var. Bebek arabası. Getir. Bunları ben Amerika'da çok görüyorum. Yurt dışında çok fazla oluyor. Avrupa'da İnsanlar genelde bisikletle gezerken köpeklerini de böyle şeylerle gezdiriyorlar ya da bisikletin yanına böyle bir monte ediyorlar. Bu da burada sıkıldı. Bebek arabasıyla köpek gezdirmez. Bana çok saçma geliyor ama. Komik yani. Gel. Tavuski. Otur. Otur aşkım. Otur. Bir şey diyeceğim. Bunu nasıl güzel olur biliyor musun? Alt katı da olacak bunun. Ayranı alt kata oturacağım. Tavuk üstte oturacak. O zaman Bremen mızıkacıları gibi çok tatlı gezerler. Ya tipe bak. Mutlu mutlu geziyor şerefsiz ya. Şey alacağım size bak unuttum. Boyun tasması alacağım. Şimdi biz bunları göğüs tasması takıyoruz ama biraz
birazcık rahatsız ediyor. Biraz boyun tasması bulursam boyun tasması almak istiyorum. Ne oldu kızım? Bak bu tanıdık geliyor mu sana? Az gezmedim bununla gel. Hayatta en sevmediği şeydi. Anladın mı ne oldu? Aa tavuk da indi. Bak çok güzel ürünler buldum. Şimdi biz çok fazla parka gidiyoruz, kampa gidiyoruz. Bunları da yanımızdan ayırmıyor. Şimdi bu arkadaş içine suyu dolduruyorsun. Parkta oturduğun zaman buradan basıyorsun. Su buraya çıkıyor. Ayran fış 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 yalacak. Bunu çok susuyorlar parkta. Kullanışlı da güzel. Bunu attım cebe. Bak şunlar farklı içinde şekil olan mama kapları var. Şimdi bak bunlara mamayı koyduğun zaman mamayı daha yavaş yiyorlar. Ve o yüzden bu arkadaşın kilo vermesi gerektiği. Gel buraya gel. Bunların kilo vermesi gerektiği için bunda mama vereceğiz ki biraz daha yavaş yesin. Bundan daha aldım. Şu da kampa gittiğin zaman içerisine yemeğini koyuyorsun, suyunu koyuyorsun. Tek böyle sefer tası gibi köpek sefer tası. Çok güzel. Bunu da aldım. Hocam dünyaları aldık. Yani gerekli gereksiz ne varsa aldık. Benim en son aldıklarım bir tık gerekliydi denebilir ama bunların aldığı hiçbir şey gerekli değildi bence. Tavuk. Neye dokundu yine? Bak bir şeye dokundu. Ama bu kedi oyuncağı tavuk. Kedi oldu ya. Tamam aldık. Şimdi ürünleri kasaya geçirelim de bir hesap yapacağız. Bir de neler almışız bir tekrardan bakalım. Bu arada biz çok fazla şey alıyoruz şu an ama sokak hayvanlarına da çok güzel mamalar alacağız buradan götüreceğiz. Dünyayı aldık. Evet hoş geldiniz. Bugüne kadar buradaki yapılan en fazla alışveriş yapmış olabiliriz. Şimdi hocam bir tane ana kucağımız var. Diş macun diş fırçası. Diş temizleme, kulak temizleme, göz temizleme, oyuncak. Bunu almışız. Ne bilmiyorum. Şampuan, kuru şampuan, pati temizleme, mamayı döndürerek fırlatan saçma sapan bir cihaz. Tarak, ayranın tarağı. Bunların hepsi ödül maması, kemik. Ben kendime bu kadar alışveriş yapmadım hayatımda ya. Kedi evi 1, 2. Bu tavuğun nohut için aldığı kedi kumu. Mama, mama, mama. Bu mamaları da bağışlayacağız. Bunların yiyeceği bir mama değil çünkü bu. Ya siz ne vurdum duymaz, ne masraf hayvanlarsınız ya. Şimdi son fiyatı öğreneceğiz, tutarı öğreneceğiz. Bizim bu aldığımız ürünlerin yanında bir de sokak hayvanlarına aldığımız mamalar da var. Totel ne etti? Sokak hayvanlarını aldığınız mamalarla beraber otel 52.500 TL oldu. Şah saçmalıyorsun. Bizden ilk alışverişiniz olduğu için 2500 TL'lik de bir indirim uyguladık. Reis ne büyük indirim ya. Allah razı olsun ya. %1 indirim. Ne oldu ben şimdi yine bir gün video çekmeye geldim. 50.000 lira hafifledim mi? Ne oldu bana yine ya? Ha 50.000 lira harcadın. Itır. Bak öyle tabii. Bak şerefsiz. Neyse diğer arkadaşlara destek oldun. Sen farkında olmadan salak. Tamam. Yapacak bir şey yok. Al. Değil mi? Bak ne nasıl hissediyorsun diye sor bana. Nasıl hissediyorsun? 50 bin lira daha hafif hissediyorum. Mutlu çocuk. Alışveriş mi yaptın sen? Alışverişe mi gittin sen? Evet. Ailemle bir gün geçirdik. Bunlar beni dediğim gibi her gün mutlu ediyorlar. Bunlar bizim hayatımız gerçekten. Merve ile hayatta en çok sevdiğimiz şeyler bunlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Onlar da çok mutlu. Bir gün de biz onları alışverişe getirdik. Onları mutlu ettik. Onların istediği şeyleri yaptık. Merve de olsun çok isterdik ama işte olduğu için gelemedi o da. Köpeklerinize iyi bakın. Kapınızın önüne bir tas koyun lütfen. Su verin, mama verin hayvanlara. Onları sevin, iyi bakın. Onlar dünyanın en güzel şeyleri. Siz de mama bağışlamak istiyorsanız bu arada, bütçeniz, durumunuz varsa açıklama kısmında bir link bırakıyoruz. Oradan da istediğiniz yere mama bağışı yapabilirsiniz. Değil mi? Değil mi? Itır. 50 bin lira sokuşturdunuz bana. Sokuşturdunuz 50 bin lira mamışı koya. Hadi görüşürüz. See you'lar.